Herkese çok selam. Yani çok çok duygulanabilecek bir çeşme. Bu çeşmeyi yapan kişinin ismi bu civarın en büyük çeşmecisi Ömer Aşıcı. Ömer Aşıcı'nın çeşmesi. İsmine Kızılcık Suyu koymuş. Hala şıkır şıkır, sese bakın. Müthiş bir ses. Yosunlar çok güzel. Öyle bir canlılık, öyle bir doğallık. Bir sükunet, bir sessizlik, bir huzur var gerçekten. Ya sevgili dostlar, ne insanlar var bu dünyada, yaşıyorlar, geçiyorlar, öbür dünyaya intikal ediyor. Böyle eser bırakan, ömrünü tamamen bu işlere adamış bir kişinin çeşmesi bu. Ömer Aşıcı. Gerçekten çok büyük bir değer bu. Biz kendisini şahsen tanıdığımız için çok değerli olduğunu biliyoruz. Tabii kendisini bilmeyen, bu bölgeden olmayan insanlar bilmiyordur muhtemelen. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün ömrünü çeşmeler üzerine adamış bir kişi. Öldü. Yıl kaçtı tam hatırlayamıyorum ama epey bir yıllar geçti aradan. Belki 20 yıl geçmiştir tahminim. 2002 civarındadır. Tam da şey yapamıyorum şimdi, tam şey yapmayayım. Yani çeşmeyi 1980 yılında yapmış. Onun yapmış olduğu çeşmelerden sadece bir tanesi bu. Kızılcık Suyu Çeşmesi. Gerçekten çok bir şey var yani. Bir yaşayan bir çeşme. Yosunlarına bile dokunmak istemiyor insan. Yani tamamen doğallık, tamamen şeylik var. Doğala uyum sağlamış. Çok güzel bir çeşme. Evet. Ömer Aşıcı'nın yıllar önce 1980 yılında yaptığı ve sonrasında takibini yaptığı çeşmeden şu anda su içeceğim. Evet Ömer Ağam, mekanın cennet olsun diyelim. Çeşmeden su içiyorum. Ya sevgili dostlar, yani benim için çok duygusal bir an oldu. Şu anda gerçekten düşünüyorum. Bu dünyada yaşıyorsun, var oluyorsun dünyada. Eserler bırakıyorsun. Ölüyorsun, aradan yıllar geçiyor, yıllar geçiyor. Eserin devam ediyor, eserinden geliyor birileri su içiyor. Müthiş bir şey. Müthiş bir duygu. Evet sevgili dostlar, kaldığımız yerden devam biliyoruz. Hoşçakalın.